Fatiha. Selam. Allah Azze ve Celle din nurunu tamamlayacak bu. Dünyada vaadi haktır. Kafirler sevmese de, beğenmese de o nur muhakkak tamamlanacak. Bütün dünya İslam olacak Allah'ın izniyle. Sultan Cennet Mekanı Abdülhamid Hazretlerinden sonra İslam zayıfladı, Müslümanlar zayıfladı, İslam devri. Her tarafta İslam'a karşı eskiden beri var hücum. Ondan sonra daha fazla, daha kötü bir hücum oldu. İslam'ı bitirelim diye. Onların en kötüsü Müslüman görünüp de İslam'ı yıkmaya uğraşan gruplardır. Kendi nefislerine uyup, nefislerinin peşinden düşüp, menfaat için o dine düşmanlık yapıp bir şey kazanacak zanneden insanlar, onlar Allah Azze ve Celle'nin sevmediği insanlardır. Onlar bedbaht derler. Yani bahtsız, yani şanssız insanlardır ki yoldan sapmışlar, dinden çıkmışlar yani neredeyse. Çünkü kendi kafalarına göre Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Efendimiz'in söylediğinin tam tersini söyleyip de bu İslam budur deyip başkalarını da yoldan çıkaran bu insanlar hiçbir şansları yok demek. Şansı istediği kadar para kazansın, istediği kadar şöhret olsun. Onların ancak şeytana benzer onlar. Şeytan nasıl bütün çoğu insan ona tabidir, onun istediğini yaparsa bunlar da aynı şekildir. Onlar yaramaz olan yolda yaramaz insanlardır. Şimdi zaten her taraftan İslam'ı yıkmaya uğraşıyorlar. Zannediyorlar ki yıkılacak. Yıkılmaz İslam. Allah Azze ve Celle'nin vaadi vardır. Nur tamamlanmadan kıyamet kopmaz. Allah'ın izniyle o günler her taraftan İslam'ı kötülüyorlar. İslam'a karşı geliyorlar. Bir şey kazandık zannediyorlar. Bütün yaptıkları Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi innekeyde şeytani taib. Şeytanın mekri, hilesi zayıftır. Bütün dünya benim zannediyor. Bir anda her şey yaptığı bütün şeyler yıkılıp gidecek. İslam zahir olacak. Bu yıkılan şeylerin altında kalanlar onun yaptıklarıyla sevinen, onun yaptıklarıyla övünen insanlar, ona tabi olanlar bu yıkılan şeyin altında kalacak. Bir defa daha yani bu şans ellerine gelmeyecek. Allah muhafaza etsin.
Allah İslam nurunu tez zamanda zahir etsin inşallah. Çünkü bu hakikaten en karanlık, en kötü zamanda yaşıyoruz. Her bakımdan insanım diyen insan bile bunun farkında ama ne yapacağını bilmiyor. Allah'a şükür bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği vaad var, onu bekliyoruz. Ümitsizlik yok bizde. Ümitsizlik kimde olur ki? Önünü görmeyen, önünü bilmeyen insanla. Allah iman versin insanlara da inşallah. Ve min Allah tevfik. El-Fatiha. Okunan Kur'an hatimleri var. Yasinler, ayetler, sureler, tesbihatlar, tehlilatlar, salavatlar okunan bütün bu bağışlamak için verdikleri ilk başta peygamber hediye ettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, âli ashabına, cümle enbiya, evliya, esbiya, meşahidler ruhlarına, cümlemizin geçmişler ruhlarına, vahsus şeyhimiz Şeyh Nazım Hazretleri, Allah Sultan Hacani Sultan, cümlemizin geçmişler ruhlarına, Müslüman müminiyet müminatı ruhları için hayırlarının gelmesi, şerlerinin defolması için inşallah imanımıza kuvvet olsun. La Teala el-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شعب الله فعز حسان شعب محمد نازل حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الفاتحة